Oturmuş olduğum rahat, meyilli düzlükten, biraz yukarıdaki çardak biçimli gölgeliği nasılsa görmek için kalkayım dedim. Ne iyi, Fransız, İngiliz, Alman, 13 kadar gezgin, üçer beşer küme olmuşlar, inliyor kadehler. Birinciler gülüyor, çünkü dop dolu cepleri. Yerinden oynatıyor boşlu dünyayı. Sedan düşündürecek olsa olsa maskarayı, rahat bolluk unutturur insana en derin yarayı. İkinciler gülüyor, hem de hakkıdır gülecek. Dünya bir emrine hazır, öl desin ölecek. Tutuşturup bütün kavimleri karşıdan bakıyor. Çelikle taş vuruşurken herif çubuk yakıyor. Üçüncüler gülüyor. Çünkü kolunun kuvveti, ne derse doğru denen bir namus gayreti. İnsanoğlu ki kuvveti vermiyor henüz hakka. Ne çare var onu kuvvetle almadan başka. Aciz misin? Senin hakkın ağlamak yalnızca. Evet, her şeyin, hatta zevklerin coştuğu bu yerde sadece ben, zavallı ben gülmüyorum. Oturmuş ağlıyorum, ağlasam da mazurum. Vatanımdan ayrı gibiyim atalarımın diyarında. Ne toprağında şu yurdun, ne akar sularında bir dost sesi yahut bir tanıdık izi var. Seslenişime beklediğim yankıyı vermiyor ovalar. Bileydim ey koca doğu dünyası, uçsuz bucaksız dünya, senin hangi bölgendeki evladın huzurludur? Başın belalara girmiş, elin kolun çiğnenmiş, İçinden esti mi bir gün bağımsızlık rüzgarı? Görür müyüm diye karşımda Müslüman yurdu, bütün diyarını gezdim, ayaklarım durdu. Yabancı sesleri geldikçe geçtiğim yollardan, hep hayal kırıklığı taştı inleyen ruhumdan. Vatanımdan ayrı olayım bağrında İslam'ın, bu sonuç zamanın en acı bir intikamıdır. Benim ki yaşlıyım artık, düşük kolum kanadım. Bu intikamı çalışsın da alsın evladım. Ufukta şimdi güneş sönmek üzere sallanıyor. Şu var ki çehresi hala parıl parıl yanıyor. Biraz geçince son pırıltılarıyla gelip karşıma ansızın dikildi Nil üzerine, sularla esnemeyen nurlu bir sütun. Fakat bu mağrur gölge, bu heybetli izlenim, ki çok zaman kalacak sandım uzamasından, 5-10 dakikada Nil'in silindi hatırasından. Yazık, o gölge de milyarla kaybolan gölgeye katılmak üzere atılmış meğer bu girdaba. Görünmüyor güneş artık. Önünde perde dağlar. O şimdi güzelliğini başka ufuklardan gösterdi. Batı ufku acıklı ruhunu hazin hazin döktü. Gariplerin akşamı yeryüzüne yavaş yavaş çöktü. Değişti çehresi Nil'in. Önümde az kumral, deminki gölgeden sütunun yerinde koyu bir al renk vardı. Biraz ileride fakat adeta karanlıktı. Bu yaz tutan renge dağlar da tanıdık çıktı. Karardı baktım uzaktan dumanlı cepheleri. Örtüsü batı ufkunun artık kucaklamıştı yeri. Biraz önce gülümseyen ufukları tüle sarınca gölgeler, uyandı gurbet çeken ruhumda bir olmayacak hayal. Sessiz dünyayı karşımda ağlıyor sandım. O gölgelikten inip nura doğru tırmandım.
Değerli dinleyenler, şimdi arz edeceğimiz manzume Berlin Hatıraları. Yine orijinalinden başlayalım, anlayamazsak sadeleştirilmiş şekline geçeriz. Evet, bu manzume binbaşı Ömer Lütfi Bey kardeşimize ithaf edilmiş. Ömer Lütfi Bey, Mehmet Akif görevli olarak Berlin'e gittiği yıllarda askeri bir görevle orada bulunan bir Türk subayı. Biraz da kahveye çıksak demişti arkadaşım. O doğru söylemiş ama ben eğri anlamışım. Mahalle kahvesi nereden de geçti zihnimden. Bakılsa geçmemeliymiş, bilir miyim onu ben? Mahalle kahvesi Berlin. Münasebet mi dedin? Fakat rica ederim. Dinleyin, inayet edin. Fakiriniz en açık bir söz olsa mecburum. Kafamda bulduğum eşyayı aktarır dururum. Onun bir örneği geçmişse akıbet elime, derim ki, ha bu demekmiş o duyduğum kelime. Otel denildi mi bil farz, o muteber kamus, ne söylüyor bakarım bir. Evet, lügat me'nuz. Kütükte mahlası han, sinni la akal yetmiş, zavallı ahir ömründe irtidat etmiş. Şu var ki, midesi ilhadı etmemiş temsil, ne Müslüman ne Frank, öyle bir vücudu sefil. Yıkanma yok, tuvalet yok, yazın belinde çamur, eteklerinden inerken kabuk tutar yağmur. Değil mi uçkuru sarkan bunakların bir eşi? Bakındı cumbaya, bizar eder durur güneşi. O nemli yorganı sallandırıp da pencereden, yatak takımları şayanı merhamet cidden. Kadife haline geçmiş patiskadan yastık. Ne istihale geçirmiş, hesap edin artık. Benek benek yayılıp kehle intibaatı, yani benek benek yayılıp bitlerin pislikleri, benekli basmaya dönmüş o çarşafın suratı. Kırık sürahide bekler yosunlu bir mayi, ki derdi cu'a gelir üç yemek kadar nafi. Derdi cu, açlık derdi. Yani açlık derdine üç yemek kadar, üç yemek kaşığı kadar faydalı oluyormuş.